Üniversite öğrencisi Pınar Gültekin cinayeti davasının ilk duruşmasında 22 Aralık'ta keşif yapılmasına karar verilmişti. Cemal Metin Avcı'nın kaldığı Afyon Yüksek Güvenlikli T tipi ceza infaz kurumundan getirilemediği için keşif bugün yapıldı. Cinayetin işlendiği ev ve çevresinde güvenlik güçleri yoğun önlem aldı. Afyon Yüksek Güvenlikli T tipi ceza infaz kurumundan getirilen Avcı ve Muğla Düyerek cezaevinde tutuklu bulunan kardeşi Mertcan Avcı farklı araçlarla eve getirildi. Cemal Metin Avcı önce bahçede cinayeti nasıl işlediğini anlattı. Daha sonra evin içinde Pınar'ı nasıl öldürdüğünü anlatan Avcı, içine ağırlık konulan varili sürükleyerek dışarı çıkardı. Burada varilin içindeki cesedi yakmaya çalıştığını, yanmayınca beton döktüğünü belirten Avcı, daha sonra varili olay günü kullandığı aracın benzeri bir araca yükledi. Avcı keşif sırasında mahkeme heyeti ve avukatın sorularına "Cinayeti tek başıma işledim, kimse yardım etmedi" diye karşılık verdi, olayı ayrıntılarıyla anlattı. Avcının ardından soruları cevaplayan kardeşi Mertcan Avcı, olay günü bağ evine geldiğini fakat cinayetle ilgisi olmadığını söyledi. Yaklaşık 2 saat süren keşifin ardından konuşan Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, "Keşif tatmin edici olmadı. Katil önceden ezberletilmiş sözleri söyledi" dedi. Evet, şimdi dün keşif vardı biliyorsunuz arkadaşlar. Sanık getirilemediği için bugüne kalmıştı. Keşfi icra ettik, sanıklar hazır bulundu. Tabii keşif bizim ceza muhakemesi kat tüleyi nasıl taşıdığı, betonu nasıl döktüğü, nerede yaktığı, nerede odun attığı, nerede benzinle daha sonra yaktığı, varili nasıl aracın arkasına koyduğu, nerelerde koyduğu, bütün bunlar etraflıca anlatıldı. Bunun için varil ve palet de yardımda kullanıldı açıkçası. Tek tek her iki sanık bakımından da anlatıldı. Yine keşfe benzer, yani genel hükümlere tabi olduğu için ceza mahkemesi kanununa göre bir soru sorduk. Sanık müdafileri sorular sordular. Çapraz sorgu kapsamında CMK 201'e göre sorularımızı yönelttik. Keşfe ilişkin beyanlarımızı da etraflıca söyledik. Tabii keşfe ilişkin beyanlarımızda orada ben etraflıca anlattım ama yargılamanın haline mevsul olduğu için ve çok önemli olduğu için burada bir defa da söylemek istiyorum açıkçası. Bir keşif uygulamasından ziyade bir yer göstermeye benzer bir uygulama oldu. Onu özellikle vurgulayayım. Bir kişiye raporun hazırlanması için 10 günlük süre verildi. Gerekli ölçümler hakeza yapıldı. Bütün detaylar orada anlatıldı. Bakın maktulinin boyu 1.83. Baktığınız zaman kilosu 65 kilo. Burada keşif icra ederken biz varilin içerisinde yalnızca alt tarafa ağırlıkları koyduk. Halbuki yani kalekim koyuyorsunuz, üzerine beton koyuyorsunuz, aynı zamanda maktuleyi koyuyorsunuz, yaklaşık 162,5 kilo. Çünkü bir jandarma tutanağına göre 30 Ağustos'ta tanzim edilmiş, tutanağa bakınca 98,66 kilo yalnızca beton ve varilin ağırlığı, yani maktule olmaksızın 65 kiloda maktule olduğunu düşünürsek 162,5 kilodan bahsediyoruz. Fakat siz ağırlık bıraktığınızda bir varilin içerisinde yalnızca dibe çöküyor ağırlık. Dolayısıyla çekim merkezi dipte oluyor. Halbuki siz 1.83'lük bir maktuleyi hunharca, vahşice, insanın insan olma vasfına aykırı bir şekilde katlediyorsunuz. Önce beton döküyorsunuz, önce yakıyorsunuz, olmayınca benzinle yakıyorsunuz. Sonrasında beton döküyorsunuz ve varilin içerisine iple birlikte, biz cenin pozisyonu diyorduk ama sanık burada anlatırken tersten koyduğunu söyledi. Tersten bıraktığını söyledi. Varilin uzunluğu rapora göre 60 santim, maktulenin boyu 1.83, yaklaşık 1/3'ü nasıl konulduğu bile bize göre muamma. Yani bu bile başlı başına mantık fizik kurallarına aykırı. 162,5 kilo maktulenin kilosuyla Lynch raporuna göre içerisindeki beton ve varilin ağırlığı, bu 162 kiloyu bir kişinin tek başına taşıması, kaldırması, indirmesi, müteahhit defalar söyledik ve soruşturma ve yargılama başından beri söylüyoruz, tek başına bize göre mümkün değil. O yüzden başkaca fail ve aktörlerin olduğunu iddia ediyorduk, düşünüyorduk, müteahhit defalar söyledik. Burada o varil taşıtılmaya çalışıldı fakat kütle, sevgili arkadaşlar, varilin en altına bırakıldı. Biz de diyoruz ki yani beton, maktulenin cesedi ve bütün varilin içerisine o ağırlığın yayılması lazım ve eşit mesafede. Çekim merkezi yalnızca bir bölgeden değil, tamamından olması lazım. Dolayısıyla bu yönüyle baktığımızda bize göre çok yargılamanın esasına müessir bir keşif yapılamadı. Çünkü o günkü koşulları sağlayamadık. Bu bir. İkincisi, içeride odun döktük diyorlar, tahta ile yakmaya çalıştık. Yanınca içerisi, yangın olunca, yani dumanlar olunca
Bu kere yapamayacağımı anladım diyor sanık. Dışarı çıktım. Benzin getirdim 1,5 litrede. Kendi arabama da mazot aldım. Geri döndüm, o benzini döküp yaktım diyor. Nitekim ağaçlar, tam ev girişindeki ağaçlarda ağaç dalları da yanmıştı. Ve dolayısıyla o varil, 162,5 kilo varil, maktulü olmaksızın diyelim ki 98,66 kiloluk varilin bir de sıcak olması lazım takdir ederseniz. Çünkü yanan bir varili çekiyorsunuz. O da burada sağlanamadı. Yanan bir varil de yapmak mümkün olmadı. Sadece 98 kilo ve 100 kilo üzerinden varil dolduruldu. Aracın arkasındayken içerisine beton döküldü ve öyle indirilebiliyor mu 162,5 kilo, buna bakıldı açıkçası. Dolayısıyla biz çok yargılamanın haline müessir olan koşulların sağlanamadığını düşünüyoruz bu keşif icrası kapsamında.